Hiçbir zaman bir ay çiçeğine bakıp hayranlık duyduğunuz oldu mu? Bu çiçeklerin güzelliği sadece yüzeyde değil, derinlerde de saklı. Ya da bir deniz kabuğunun karmaşık spiraline. Bu spirallerin ardında yatan sır, doğanın matematiksel düzenidir. Hissettiğiniz şey sadece güzellik değil, doğanın içindeki gizli bir kod, altın oran. Bu oran, doğanın estetik dengesini sağlar. İki parçaya bölünmüş bir çizgi hayal edin. Uzun parçanın kısa parçaya bölümü, tüm uzunluğun uzun parçaya bölümüne eşittir. Bu oran, doğanın her yerinde karşımıza çıkar. Yaklaşık 1.618 olan bu özel ilişki, altın orandır. Bu oran, doğanın mükemmel dengesini temsil eder. Genellikle Yunanca fi harfiyle temsil edilen bu matematiksel kavram, görsel uyuma dönüşür ve yüzyıllardır bilim insanlarını büyülemektedir. Bu uyum, sanat ve mimaride de sıkça kullanılır. Bunu, bir çiçeğin yapraklarının diziliminden, bir galaksinin spiraline kadar doğal dünyada her yerde buluyoruz. Fibonacci dizisi de bu uyumun bir parçasıdır. Doğanın rastgele olmadığını hatırlatıyor. Güzel, matematiksel bir planı takip ediyor. Bu plan, evrenin her köşesinde kendini gösterir. Altın oranın hikayesi, medeniyetin kendisi kadar eskidir. Öklit ve Pisagor gibi antik Yunan matematikçileri, özelliklerine hayran kalarak, onu mimari ve sanatlarına dahil ettiler. Antik Yunan mimarisinin bir başyapıtı olan Parthenon, tasarımında altın oranı sergilemektedir. Rönesans döneminde Leonardo da Vinci ve Luca Pacioli gibi sanatçılar ve matematikçiler, altın oranın estetik potansiyelini daha da araştırdılar. Da Vinci'nin ikonik Vitruvius adamı, insan vücudunun oranlarını bu ilahi orana göre güzel bir şekilde göstermektedir. Antik tapınaklardan Rönesans başyapıtlarına kadar altın oran, binlerce yıldır güzellik ve uyum algımızı şekillendirmede önemli bir rol oynamıştır. Altın oran, tarih kitapları ve sanat galerileriyle sınırlı değil. Dışarı çıkın, onu doğal dünyanın dokusuna işlenmiş olarak bulacaksınız. Bir ay çiçeğine yakından bakın, tohumlar, paketleme verimliliğini en üst düzeye çıkaran, altın oranı izleyen spiraller halinde düzenlenmiştir. Bir deniz kabuğunun zarif spiralini gözlemleyin. Odaları, altın orana göre boyut olarak artarak mükemmel bir şekilde dengelenmiş ve estetik açıdan hoş bir form yaratır. İnsan yüzü bile, güzellik algımıza katkıda bulunan, altın oran ile uyumlu oranlar sergiler. En küçük deniz kabuklarından galaksilerin uçsuz bucaksız spirallerine kadar altın oran, doğanın zarif tasarım prensiplerinin bir kanıtıdır. Şimdi, çam kozalaklarının büyüleyici dünyasına inelim. Bu küçük doğa harikaları, sadece estetik güzellikleriyle değil, aynı zamanda matematiksel sırlarıyla da dikkat çekiyor. Bu mütevazı kozalaklar bir sır saklıyor. Onlar da Fibonacci dizisi adı verilen matematiksel bir dizi aracılığıyla altın orana karmaşık bir şekilde bağlıdırlar. Bu dizi, doğanın birçok yerinde karşımıza çıkar. 0 ve 1 ile başlayan bu dizi, son iki sayıyı toplayarak bir sonrakini elde ederek oluşturulur. Bu basit kural, doğada karmaşık ve güzel desenler yaratır. Örneğin 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8 vesaire. Bu sayıların her biri, bir öncekilerle olan ilişkisi sayesinde ortaya çıkar. Bir çam kozalağına yakından bakarsanız, biri saat yönünde, diğeri saat yönünün tersine olmak üzere, iki dizi spiral fark edeceksiniz. Bu spiraller, doğanın matematikle olan dansının bir göstergesidir. Her yöndeki spiral sayısı, neredeyse her zaman bir Fibonacci sayısıdır. Bu bir tesadüf değil. Doğa, bu matematiksel düzeni kullanarak verimliliği ve güzelliği bir araya getirir. Altın oran ve Fibonacci dizisi yakından bağlantılıdır. Bu bağlantı, doğanın birçok yerinde gözlemlenebilir. Fibonacci dizisindeki sayılar büyüdükçe, ardışık sayılar arasındaki oran, altın orana gittikçe yaklaşır. Bu oran, doğadaki birçok yapının temelini oluşturur. Bu ilişki, çam kozalaklarında ve diğer birçok doğal biçimde gördüğümüz güzel, verimli spiralleri yaratır. Doğanın bu matematiksel uyumu, her yerde karşımıza çıkar ve bizi büyüler. Kenarları altın oranda olan bir dikdörtgen hayal edin. Buna altın dikdörtgen denir. Şimdi bu dikdörtgeni bir kare ve daha küçük bir dikdörtgene bölün. Şaşırtıcı bir şey fark edeceksiniz. Daha küçük dikdörtgen de bir altın dikdörtgen.
Bu işlem sonsuza kadar tekrarlanarak, altın spiral olarak bilinen, giderek küçülen bir spiral oluşturulabilir. Bu spiral genellikle altın oranı ve Fibonacci dizisiyle olan bağlantısını görsel olarak temsil etmek için kullanılır. Görsel temsiller, altın oranın zarafetini ve doğadaki yaygın varlığını kavramamıza yardımcı olur. Bu görsel ipuçlarını anlayarak, bizi çevreleyen matematiksel güzelliği takdir etmeye başlayabiliriz. Altın oranın doğada yaygınlığı şu soruyu akla getiriyor. Neden bu kadar her yerde bulunur? Bu sorunun cevabı, doğanın işleyişinde saklıdır. Cevap, hem formu hem de işlevi optimize etmedeki olağanüstü yeteneğinde yatmaktadır. Doğadaki her şey, bu oran sayesinde mükemmel bir dengeye ulaşır. Bitkilerde altın oran, yapraklar için optimum aralığı sağlayarak, her biri için güneş ışığına maruz kalmayı en üst düzeye çıkarır. Bu, bitkilerin daha verimli fotosentez yapmasını sağlar. Hayvanlarda, genellikle hücreleri paketlemenin veya yapıları düzenlemenin en verimli yolunu belirler. Ve bu da daha güçlü, daha dirençli formlara yol açar. Arı kovanları, bu prensibin mükemmel bir örneğidir. Altın oran, verimlilik ve estetik çekicilik arasında bir denge yaratır. Doğanın yaratıcılığının bir kanıtıdır. Güzelliğin keyfi olmadığını hatırlatır. Her şeyin bir nedeni vardır. Genellikle altta yatan matematiksel prensiplerin bir sonucudur. Bu prensipler, doğanın her köşesinde karşımıza çıkar. Çam kozalaklarında, ay çiçeklerinde ve sayısız diğer doğal harikada varlığıyla, altın oran, bize zarif matematiksel prensipler tarafından yönetilen bir dünyada yaşadığımızı hatırlatıyor. Sanat, matematik ve doğa bilimleri gibi görünüşte farklı alanların birbirine bağlılığının altını çiziyor. Altın oranı anlayarak ve takdir ederek, doğal dünyanın karmaşık güzelliğine daha derin bir saygı duyuyoruz. Kendimizden daha büyük bir şeyin, en küçük çam kozalağının bile büyük, matematiksel bir tasarımı yansıttığı bir evrenin parçası olduğumuzu hatırlatır.